İyi günler. Lider Eğitim ve Gençlik Programı Akıllı Tercih Dopdolu içeriğiyle karşınızda. Tercih süreci uzatıldı biliyorsunuz. 16 Temmuz akşamına kadar tercih yapmaya devam edebilirsiniz. Biz de 15 Temmuz dahil buradan en doğru ve hatasız tercih yapmanız için, merak ettiklerinizi cevaplandırmak için canlı yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Yanında bugün çok kıymetli iki isim olacak. Adnan hocamız yolda, bekliyoruz. Trafiğe takıldı, gelecek. Eğitim danışmanımız Cihan Yeşilyurt. Cihan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul trafiği bugün felçti tabii. Evet. Her yer felçti. Biraz zor geldim ben de. Biz soru cevaplarla başlayacağız sizinle. Sevgili arkadaşlar, bugün sağlık özel bölümümüz var. Sağlık yönetimi ve elektronörofizyoloji. Söylemesi zor ama bakalım yapması kolay mı? Bölümlerini detaylandıracağız. Adnan hocam gelince onlara başlayacağız. Facebook, Twitter'da ilginiz çok yoğun. Oradan devam. 0212 259 70 90 ve 91'de telefon numaralarımız. Hemen gidiyorum Konya'ya. Aysel Yıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Benim şöyle bir sorum var eğitim danışmanına. Buyurun. Ben TSK'den 90.422. sıradayım. Tamam. Ve sadece TSD ve TSK'den sınava girdim ben. Hı hı. Tarih ve edebiyat bölümünü seçmek istiyorum. Konya Selçuk Üniversitesi tarih bölümünü 91.900 ile kapatmış. Hı hı. İkinci öğretimi 120.000 ile kapatmış. Ve Necmettin Erbakan da tarihi 99.000 ile kapatmış. Hı hı. Konya Selçuk Üniversitesi edebiyat ikinci öğretim 66.000. Necmettin Erbakan edebiyat. Bayağı çalışmışsın Aysel. Listeni evet, çıkardın. Evet. Peki sorunu alayım. Sorun ne? Nereye kadar ineyim mi? Garanti ben olsun. Ben şu anda şunu sormak istiyorum. Selçuk Üniversitesi'ni tarih bölümünü istiyorum ben. En çok o bölümü istiyorum. 91.900'ü yazsam direkt o gelir mi? Tamam. Bu arada pazar günü Sayın Musa Duman'la biz tarih, coğrafya, edebiyat bölümlerini konuşuyor olacağız hukukun yanında. Lütfen o programı da mutlaka izle. Hani o bölümlerden mezun olunca ne gibi vizyonlar seni bekliyor, fikrin olsun. Ne dersiniz hocam? Aysel şunu demek istiyor. Çoğunlukla adayların sordukları sorulardan birisi. Hı-hı. Ben işte ilk tercihime yazarsam avantaj sağlar mıyım? Böyle bir avantaj yok. Yani ilk tercihe yazmak herhangi bir avantaj getirmiyor. Tercih... Vakıf üniversitelerinde var galiba. Hayır öyle bir şey değil. Şöyle, şimdi zaten araştırmış bilinçli bir öğrenci. Ben de kontrol ettim başarı sıralarını. Evet 9.900'den alıyor. Söylemiş olduğu üniversitenin tarih bölümü. 91.900'den. Evet 91.900'den alıyor. Selçuk Üniversitesi. Diyor ki Aysel ben bunu ilk tercih yapsam kesin girer miyim? Anladım. Genel, bir avantajım var evet, mı? Bir avantajım var mı? Bu bölüm için şanslı olduğunu düşünüyorum ben. Yerleşeceğini tahmin ediyorum Aysel'in. Öncelikle güzel haberi verin de önce. Yalnız tercih önceliği şöyle 4. sırada. Şimdi siz bu bölümü yazın. Bir de ben yazayım. Selçuk Üniversitesi'nin tarih bölümünü. Benim yerleştirme puanım 1 puan daha yüksek olsun sizden. Siz 1. tercihe yazın. Ben de 29. tercihe yazayım. Hı hı. Ve ilk 28 tercihime yerleşmemiş olayım. İkimizi değerlendiriyor olsun sistem. Kim yerleşiyor? Siz ilk tercihe yazdığınız için sizi almıyor ki sistem. Beni alıyor. Kimin sıralaması yüksekse onu kimin alıyor. Başarı yerleştirme puanı çünkü virgülden sonra 4-5 basamak evet. daha veriyor ÖSYM'e. Kimin yerleşme puanı yüksekse onu alıyor sistem. Anladım. İkimizin de yerleştirme puanı aynı. Bu sefer ham puana bakıyorlar. Kimin ham puanı? O sol tarafta var ya yerleştirme olmayan da diğer ham puana bakıyorlar. Sol taraftaki. Yani okul başarısından arınmış. Buna bakıyorlar. Bu kim yüksekse onu alıyor. Üçüncü sırada yapılan netlere bakıyorlar. Kaç tane edebiyat neti yapmış vesaire bunlara bakıyorlar. Dördüncü sırada tercih önceliğine bakıyorlar. O yüzden biz diyoruz ki öğrencilere sen 91.sin ya bazen sürprizler olabiliyor. Çok gördük bunu. Hep yıllardır konuşuyoruz burada zaten başarı sıralarının gerilediğini. Bazı özellikle TM'de ve TS tercihlerinde çok sürprizler olabildiğini yıllardır söylüyoruz. Sürpriz belki daha üst bir tercihine girebilirsin diye ben 90.000. adaya diyorum ki sen istiyorsan 50.000'den 60.000'den tercihlerini yapma başla diyorum. Tamam. Dün de konuştuk çünkü. 50.000'den başlasın nereye kadar insin hocam mesela? İnebildiği yere kadar mı? Aynen öyle. Mesele orada nereye kadar inecek? Çünkü herkes zannediyor ki işte hesaplıyor 90.000. Ben yani işte 90.000, 91.000'lik yere girebilirim. 95.000'lik yere girebilirim. Ya sürpriz olursa, çok talep olursa ne olacak? Evet. O zaman kendimizi korumak adına
Burada bazı kritik sorular da soruyorum ben. Önümüzdeki yıla bırakmak ister misin? Ne hissedersin? Önümüzdeki sene çalışabilir, hazırlanabilir misin gibi sorular sorarak buna göre de diyorum ki sen istersen inebildiğin yere kadar in. Aslında formül şu. Bütün puan türleri için %106'a kadar in diyorum ben. Yazabildiğin yere kadar yaz. 90 bin sen 180 bine kadar yaz diyorum. 100 bin sen 200 bine kadar yaz. Çünkü ancak bu şekilde kendini koruyabilirsin. O zaman garantili liste gibi daha, bir şey oluyor. Yine bile kesin değil. Hani tercihte kesin girer miyim? Kesinlik var mı? Tercihte kesinlik olmaz. Bilemeyiz çünkü. Falcılık o. Yönelimi kesinlik bilemeyiz. Olmaz. Sadece olasılığı yükseltmiş oluruz. Evet, büyük olasılıkla yerleşirsin diye yönlendiriyoruz adayları. Evet. Adnan Hocam gelmiş. Biz onu alırken stüdyoya hazırladığım sağlık yönetimiyle ilgili haberi izleyelim. Bize çok sorulan sorulardan biri sağlık yönetimi. Ben de cidden detaylarını merak ediyorum. Adnan Hocama da Cihan Hocama da sorarız. Önce onunla ilgili haberi izleyelim. Ardından Adnan Hoca ile beraber soruları cevaplandırmaya başlayalım. TM1 puan türünden alıyor. 4 yıllık bir bölümdür. Türkiye'de sağlık yönetimi, sağlık idaresi gibi lisans veya yüksek lisans, doktora düzeyinde diplomalı yaklaşık 6000 civarında insan bulunuyor. Demek ki en az 24 bin kişilik yönetim kadroları hasbelkader oraya gelmiş kişilerle yürütülmekte. Bunun ne kadar iyi veya kötü olduğunun tartışmasına girmeyeceğim burada. Ama eğitimini alsalar daha iyi olurlar demekle yetineceğim. Bu işin kamu tarafı var, özel sektör tarafı var. İsterse devlet memurluğu, kamuda üniversiteler, belediyeler, SGK gibi Çalışma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi yerlerde görev alabilir. Veyahut da özel kuruluşlarda görev alabilir. Uğraş alanı açısından düşündüğümüzde işin sağlık finansmanı tarafında görev alabilir. Gerek kamuda gerek özelde ya da hizmet veren kuruluşlar olarak hastanelerde, görüntüleme merkezlerinde, bunun gibi yerlerde, kaplıcalarda gibi görev alabilir. Arkadaşım lisans zamanında sağlık yönetimini araştırdığını söyledi, bana da tavsiye etti. Ben de bölüm hakkında internetten araştırmalar yaptım ve gayet güzel bir meslek olduğunu düşündüm. Ondan sağlık sektörünün de sürekli üstüne kattığını düşündüğümden doğru bir tercih olarak gördüm ve bu bölümü tercih ettim. Kişinin kendisiyle alakalı bir durum. İletişim becerileri yüksek olmayan bir insanın da bu bölümü seçmesi biraz çelişkili bir durum olurdu. İnsan ilk önce kendini analiz etmeli, ondan sonra hangi bölümü seçeceğine karar vermeli. Ben kendimi analiz ettim ve doğru bölümün de bu olduğuna karar verdim. Ben bir sigorta kuruluşunda çalışmak istiyorum. Çünkü sigorta kuruluşlarının geleceği çok parlak. Yani hiç bitmeyecek bir meslek neredeyse. O yüzden bir sigorta kuruluşunda yönetici olarak çalışmak isterim. Evet, en çok merak edilen bölümlerden birini sağlık konusunda bize rehberlik ediyor biliyorsunuz Adnan Hoca. Biruni Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel de katıldı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Trafikle boğuştunuz evet, değil mi? Evet, neyse, bol soruyla devam ediyoruz. Hemen. Biz Cihan Hoca ile başladık. Kolay gelsin. Şimdi sağlık yönetimi bize çok sorulur. Geçen yıla göre bu yıl sanki biraz daha fazla soruluyor gibi bir algım var. Şimdi hocam da özetledi aslında çalışma alanları evet, da epey çokmuş. Çok. Bu Avrupa Birliği ile uyum süreciyle acaba bu alanlarda artık bu mezunlar çalışacak gibi bir şehir efsanesi var, doğru mu hocam? Kesinlikle. Şimdi Bologna sürecinde bütün üniversiteler programlarını revize ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bu sürecin içerisinde. Tabii Avrupa'ya baktığınız zaman biraz daha böyle sağlık yönetimi demeyelim, hastanelerin yapımı veya işte şeyler bakımından, biraz aletler bakımından daha eski. Türkiye daha modern hastanelere sahip son 10 yıldan beri. Tabii o kesin. Amerika ayarında diyebiliriz. Hakikaten yani sektörün en iyisi şu anda Türkiye'de gibi. Çok modern hastaneler açılıyor. O yüzden bu kadar yabancılar akın akın şimdi geliyor son hocam. Yani MR mesela Türkiye'de en fazla. Ve yani bileyim işte şu alete baktığınız zaman Türkiye'de çok fazla. Türkiye hakikaten sağlık turizminde biliyorsunuz bir Hindistan var, ikincisi Güney Kore var. Şimdi Türkiye üçüncü sırada ama hızlı bir şekilde yükselecek. Evet, onun için sağlık yöneticisi olacaksa veya bir başka branş olacaksa lütfen İngilizce diyoruz. Yabancı dil çok önemli. Öyle mi? Çünkü İngilizce Türkiye olması artık, lazım bakın, bu işin. Bakın yani Alman hastalara, İngiliz hastalara çok daha dörtte bir fiyatına burada hizmet verebiliyoruz.
Çok büyük hastane kuruluşları var şu anda. Hemen hemen dörtte bir hastası, yarı hastası yurt dışından alıyoruz. Orta Doğu'ya bir açılım var. Doğu'ya bir açılım var ama daha çok batıdan geliyor hasta. Dolayısıyla mükemmel bir ortam. Türkiye tabii bir de dünyanın ortasında diyoruz biz. Evet, coğrafi. Dolayısıyla coğrafi olarak da ulaşım kolay. O zaman sağlık yönetimi İngilizce okumanız lazım. Tabii kesinlikle. İşsiz kalmamak için. Yani Türkçe de okusa İngilizce işsiz kalmaz. Çünkü çok sayıda sağlık yatırımı var. Hocamızın söylediği gibi yani her türlü sağlık kuruluşunun başında bir yönetici olmak zorunda. Eskisi gibi değil artık. Hekimler de bir sağlık yöneticisi oluyor. Amerika'da çalışırken diyorlardı ki %5 vaktini iyi bir hoca, profesör ekonomiye ayıracak. Yani hastane de rentable yönetilmeli. O kadar önemli ki onun kıvamını tutturmak. Çünkü öbür türlü şu kadar hekiminiz var, şu kadar hemşireniz var, şu kadar hasta bakıcınız var ama sistem yürümüyor. Tabii. Artık bunu Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde Türkiye tabii çok başarılı olaylara imza attı. Dünyada bunu taklit ediyor. Tabii hekimler bazıları çok memnun değil ama onlar da olacak tabii. Onların da memnuniyeti sağlanmalı. Ama Türkiye hakikaten son 20 yılda bak eğitimde bunu yakalayamadı mesela. Evet, yani bütün dünyaya baktığınız zaman tabii inşallah. Dolayısıyla hakikaten yani sağlık yönetimini bir başka branştan, sosyal hizmetten, şundan bundan ayırmamak lazım. Hepsi kendi başına iş imkanı olan ve gittikçe de trendin artacağı, hep söylüyorum. Şu anda %4.3 bir istihdam var. Bir 20 yıl içinde bu iki katlayacak. Evet. Tabii Türkiye'nin burada ekonomik durumu da önemli. Ekonomi ne kadar iyiyse sağlığa yatırım o kadar fazla. Tesis ne kadar artarsa da yönetici o kadar fazla ihtiyaç olacak. Cihan Hocam peki nasıl kontenjan? Biraz şişme oldu mu bu bölümlerde sanki? Benim algım o yönde ama. Yani şimdi iki puan türüyle alan, TM1 ile alıyor bir üniversitesi baktım. Evet. Bir de YGS 6 ile alan var. Son yıllarda tabii gittikçe yeni açılan çok sayıda devlet üniversitesi olsun. İşte 19 Mayıs Üniversitesi'nde var. Kırklareli, Muş. Evet. Gazi Osman Paşa Üniversitesi devletlerde, Eskişehir Osman Gazi, bunların hepsi yeni açıyor. Öyle mi? Bu yıl açacak. Bu yıl açacak. Evet. O zaman dolayısıyla işte bu yıl şey oldu. Evet. Ama hocamın da dediği gibi ihtiyaç da var. İhtiyaç da var. O yüzden belirli alanlara, özellikle dil konusu çok önemli bence. Evet. Hep onu ben de vurguluyorum kendi öğrencilerime. Sizin kuşağınızın dil bilmesi gerek. İngilizce bilmezseniz hiçbir şey yapamazsınız diyor. Hiçbir şey yapamazlar. Evet. Yani Adnan Hocam'ın dikkati çektiği konu sağlık turizmi. O zaman bu alanlarda mutlaka dili öğreneceğiz arkadaşlar. İkinci dili biliyorsak daha da iyi. Evet. Hep vurguluyorum. Dilin yanında bir de tabii uygulama alanı olmalı. Yani hocam, fakültesi olmalı. Staj yapılıyor mu bu bölümde? Tabii ki. Aynı hastane yöneticisiyle beraber, başhekimle beraber veya hastane genel müdür olarak tabir ettiğimiz kişiler bunlar. Onlarla beraber staj yapıyorlar. Öyle mi? Hastanede. Siz ne kadar alacaksınız bu yıl? Biz yaklaşık 60 alacağız. 60. Evet. Burslu da alıyorsunuz. %10 burslu. Geri kalanı %25 burslu. Evet. Sağlık yönetimi çok zor oluyordu ama çok da bilinmiyor tam olarak ne yapılacağı. Bu arada sadece hastane gibi algılanıyor. Biraz önce hocam saydı. Mesela hani kaplıca tesislerinden hemen tutun. Hemen. Yani sağlıkla ilgili, sporda da lazım. Sporla ilgili tabii. Değil mi? Oralarda da çalışabilirler. Evet. Çalışma alanı fazla çok gözüküyor. Çok fazla. Evet. Peki araya bir soru alayım. Sonra meslek yüksek okulları sağlıkta onu konuşalım ve elektronörofizyolojiyi konuşalım. Gidelim hemen Van'a. Hacer Özel, hoş geldiniz. İyi yayınlar hocam. Sağ olun, buyurun. Hocam benim sağlık yönetimi konusunda sorum olacaktır. Sizi dinledim ama benim sıralamam TM1'den 218'deyim. Evet. Ben hani sağlık bölümünü tercih edersen ya da senin ihtimalin var mı ya da sıralamayı kaçtan başlatmam gerekiyor? Tamam. Cihan Hocam hemen söylesin. Bir de hocam benim ilahiyat ek puanla birlikte YGS 4'ten sıralamam 67.000. Hani YGS 4'ten ben ilahiyatı tercih edersen yerleşebilir miyim ya da kaçtan tercih etmem tercih etsem iyi olur? İlahiyatlarla ilgili çok güzel bir program yaptık Hacer. Lütfen onu İslami ilimler ve ilahiyatla ilgili bizim meslekler antolojisinden o bölümleri izle. Senin onlar hakkında da bilgin olsun. Şimdi 218 binli sağlık yönetimi. Cihan Hocam şimdi dediniz ki bir sürü üniversite... 300 mü dedi acaba? 218 200, bin dedi. Bir sürü üniversitede yeni açtı dedi. Evet. Şimdi mesela o yeni açılanları da listesinde nereye koysun Hacer? Onu da söyleyelim mi arada? Onu istek sırasına göre yazacak. Yeni açılan bölümlerin herhangi bir puanı başarı sırası olmadığı için tamamen arz ve talebe göre şekillenecek. Ne kadar istiyorsa o sıraya göre yazacak. İşte ben 3 tercihim şunları yapacağım. Burası yeni açılmış.
çok istiyorum. O zaman dördüncü tercihimi yazayım diyerek istek sırasına göre yazacak. Yeni açılanları listesine zaten, yazması gerekiyor. Yani durumu bence biraz kritik diyebilirim. Peki nereden başlasın, nereye kadar insin hocam? Bu arada Hacer'cim, akıllıtercih.trthaber.com'da ATS var. Lütfen oradan sen tüm listeni dök ve gör bütün seçeneklerini. Yeni açılanları da zaten hocam dedi ki listene yaz. Evet, ya işte Cumhuriyet Üniversitesi 134 binden almış. TM1. Orada şanslı olabilir. Kahramanmaraş Sütçü İmam 135 binden almış. Ben çok şanslı sanki olmayacak gibi geliyor. 218 bin ya. Aa hocam özür dilerim. 218 bin olduğu için. 140 gibi. Selçuk Üniversitesi 142 binden almış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur'da 142 binden almış. Peki yazsın mı bunları listesine? Tabii şansın ki. Denesin mi? İkinci öğretimi 173 binden almış. Kahramanmaraş Sütçü İmam ikinci öğretimi 184 binden almış. En düşükten alanlar bunlar. Bunları yazacak. Bir de yeni açılanları, yeni açılanları yazacak. Belki ucundan bir ihtimal yakalayabilir. Peki şansın denesin. Bir ihtimal şansın denecek. Peki ilahiyatla nasıl hocam? 67 binde. Orada ek puanı var arkadaşımın. Ek puanla 67 binde. Evet, o zaman ek puanlı başarısıyla. Bu da çok sorulur. Bize çok geliyor böyle sorular. Diyor şimdi ki, bunlar ek puanlılar ayrıyetten evet, sıralanıyor. Evet. Değil mi hocam? Ek avantajlılar mı peki? Ek puanlı oldukları tabii ki sonuçta ek puan alıyor. Diyor ki öğrenci benim ek puanım var. Evet. Ama ben işte yani kendi ek puanıyla şeyi karşılaştırıyor. Buradaki normal 0-12 yazan başarı sıralarını karşılaştırıyor. Öyle değil. Adayın ek puanı var ise kendi alanına giriyorsa Hacer'de olduğu gibi o zaman açacak ek puanı başarı sıralarına bakacak kılavuzda. Tamam. Yapacak orada çünkü başka ek şey, puanlarla yarışıyorsunuz. Evet tabii onlarla yarışıyor. Burada da işte 46 bin, 47 binlerden alan ek puanlı, 50 binlerden alan ek puanlı görüyorum. İşte Iğdır'da 60 bin, 56 bin gibi alan var. Bunları yazacak ve sonucu bekleyecek. Şansını deneyecek. Olma ihtimali şansı var bence. Var. 56 bin, 59 binlik yerleri yazarsa var. Sağlık yönetimi içinde yeni açılanları yazar, uzun bir liste yapar ise 30 tercih hakkı var çünkü. 30 tercih hakkında kullanmasını öneririm. Elbette istediği yerler olmak koşuluyla böyle ucu ucuna umarım girer. Umarım. Güzel haberi bekliyoruz. Evet. Nereye yerleşirseniz yerleşin. Yerleşemezseniz de haberi bekliyoruz. Biz şimdi bütün 15-20 gün böyle sizlerle uğraşıyoruz. Sonra sonuçları öğrenmek istiyoruz tabii ki. Şimdi sağlıkla ilgili biraz önce yayın başlamadan önce bizim çalışma arkadaşlarımızdan biri de sordu. Meslek yüksek okullarına girmek avantajı mı? 2 yılla okuyup sonra 4 yıllıklara geçiliyor mu bu bölümlerden gibi sorular çok yaygın. O yüzden ikinci periyotta biraz meslek yüksek okullarını konuşalım istiyorum. Önce elektronörofizyolojiyi konuşacağız. Onunla ilgili bir haberimiz var. İzleyelim, ardından devam edelim. Elektronörofizyoloji bölümü merkezi sinir sistemindeki bozuklukları bağlı hastalıkların tespit edilmesinde uzman hekim denetiminde çalışan teknikerlerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Sahada ihtiyaç fazla. Özellikle yeni yapılacak uygulamalara göre her hastanede 5 tane elektronörofizyoloji teknikeri olması gerekiyor. Yani ülkemizde yaklaşık 2000 civarında bu elektronörofizyoloji teknikerine ihtiyaç var. İş alanı da fazla mezunlarımızın. Nöroloji, fizyoloji, pediatri, çocuk bölümü, bunun dışında psikiyatri bölümlerinde buradaki uzman hekimler denetiminde çalışabilirler. Ben aslında sağlık istemiyordum açıkçası. Annem çok istiyordu. Sonradan sadece bir gün hastaneye gittim ve hastanede yaşadığım bir olay süresinde sonra eve geldim ve YGS sınavına bir ay vardı. Dedim ki ben tekrar sayısala dönüyorum ve sağlık okuyorum. Sonra bölümleri araştırırken bu bölüm dikkatimi çekti. Programın adı çok ilgimi çektiği için öncelikle araştırma yaptım. Hani kendi ilgi alanlarıma yönelik olduğunu düşündüm. Sonra bir nöroloji doktorundan fikir almak istedim. O da bana geleceğin bir mesleği olduğunu, hani iş olanaklarımın çok iyi olduğunu söyledi. Ben de o sayede tercih ettim. İş kariyeri olarak da şey düşünüyorum. İlk olarak 2 yıllık
bölümü bitirerek mesleğimi sürdürüp aynı zamanda DGS'ye hazırlanıp DGS kursuna falan gideceğim. O arada da çalışmamı sürdüreceğim ve fizyoterapistliğe tamamlamayı düşünüyorum. Böyle imkanlarımız da var bizim. Hemşireliğe tamamlayabiliyoruz, fizyoterapistliğe tamamlayabiliyoruz DGS sınavına girip. Ben bu şekilde düşünüyorum. Evet, genelde arkadaşlarım bilinçli ama ismini önce merak ettim diyen evet. Çok iyi. Zor söyleniyor. Elektronörofizyoloji. Evet. Şimdi Adnan Hocam, bu sene sağlık bölümlerinin 2 yıllıklarına da ilgi çok. Çok. Meslek evet. Yüksek okullarına. Evet. Evet. Birazdan Can Hocam anlatacak. Düz liselerin de şansı arttı. Şimdi elektronörofizyoloji ve bir sürü alanınız var sizin aslında evet. MEO'larda 2 yıllık. Hı hı. Böyle hani o iş olanakları hepsinin de var mı bunların? Yani şimdi gerçekten tabii, ara eleman ihtiyacı kadar mı? Sağlık deyince tamamen diğerlerinden ayrı düşünmek lazım. Yani hı hı. İşte mühendisler geliyor bize, makine mühendisi olmuş. Hocam 2 yıllık meslek yüksek okulu, sağlık meslek yüksek okulunda bir bölüm okuyayım. Ondan sonra iş bulayım diye. Hemen hemen tüm hastaneler bize şu anda sormaya başladı. Ne zaman mezun veriyorsunuz, iş öyle vereceğiz mi? Diye. 25 tane bölüm var. Bizde 25'i de var. Hakikaten biri birinden çok farklı değil. Yani ameliyathane hizmetlerinden başlıyorsunuz. Ta sosyal hizmete kadar gidiyor. Yani bunların hepsinin de hemen hemen 2 yıldan sonra dikey geçiş sınavları var. 4 yıla tamamlıyorlar. Sonra kariyer imkanları var. Ama hakikaten Türkiye aslında biraz geç kalmış diye düşünüyorum ben. İngiltere'ye baktığınız zaman, Almanya'ya baktığınız zaman aslında ortaokuldan sonra böyle bir ayrım var. İnsanların hemen hemen %90'ı, 80'i meslek okullarına gidiyorlar. Üniversiteye hazırlananlar daha az. Hazırlananlar da zaten %100 giriyor Avrupa'da. Türkiye tabii bir liseye kadar bekliyor ama bu da bir ülkemiz için bir bence kazanım. Hiç olmazsa 2 yıl sonra mükemmel bir iş sahibi oluyor. Evet. Bunlar ortalama 2000 ila 5000 lira arasında para alıyorlar. Şu andaki rakamları söylüyorum. Hmm. Tabii ki kendi aralarındaki kalite de çok önemli. Bunlar tabii 4 yarı yıllık birinci yıl genel eğitim görüyorlar. Birinci yarı yıldan sonra istediği bölüme geçebiliyorlar. Çok kolay. Öyle şimdi mi? Yani MEO'lardaki mesela tabii, 25 ufacık, bölüm arasında geçişler hemen hemen oluyor. Hemen %90'ında çok rahat geçebiliyorlar. Bazıları da özellikle tabii ilk acil yardım gibi, anestezi gibi, ameliyathane hizmetleri gibi çok daha fazla tercih ediliyor ama ne olursa olsun hemen kolaycacık birbirine geçebiliyorlar. Peki aynı anda 2 tane MEO okuma fırsatı var yok, mı? O yok. Yok. Yani o yok. Çift dal yok şeydeki gibi. 4 yıllıklar gibi yok. Yan dalda yok. Ama birbirine geçiş yok. Bitirdikten sonra belirli dersleri aldıktan sonra onun da diplomasını alabilirler. Ama süre uzayabilir. Ama hakikaten işte biyomedikal cihaz teknolojisi. Yani o kadar ülkenin ihtiyacı var ki biz bunları hep ithal ediyoruz. Maalesef bozulduğu zaman ne yapıyor? Bir takım sıkıntılar oluyor. Bu eleman eksikliği Türkiye'de çok fazlaydı şimdiye kadar. Elektronörofizyoloji örneğin 2 yıl önce kuruldu. Kabul edildi. Eskiden teknisyenler çekiyordu. Bu işi alaylı olarak öğrenmişler. Şimdi EEG'yi bunlar çekecek. EMG'yi bunlar yapacak. Dil var mı hocam bunlarda da? Yani hazırlık okulu biliyorlar mısın? Hayır, hazırlık okulu yok. Bunlarda 4 yıl ama YÖK'ün tayin ettiği işte haftada 3 saat 4 saat bir dil onun eğitimi İngilizce var ama bizim diğer lisans bölümleri gibi bir yoğun bir İngilizce eğitimi yok eğitim bunlarda. Yok. Ancak yetiyor zaten. Bunların hemen hemen derslerinin yarısı stajlarda geçiyor. Evet. Pratiklerde geçiyor ama uygulama yıl elemanı oluyorsunuz ve mezun öyle. Yani, olmaz iş buluyorsunuz. O yüzden de çok cazip bizim hocam. Bir özelliğimizde biz böyle bir karar aldık. Bitirir bitirmez tabii sağlık konuları çok hızlı değişiyor. Çok yani evet. Up to date gerekiyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı yılda 2 defa çağıracağız. 2'şer günlük sürekli eğitim merkezi çerçevesinde eğitim vereceğiz. Mezunlarınızı da bırakmıyorsunuz. Elektronörofizyoloji yani. Mesela SEP öğrendi. Somatosensorial Evoke Potential. Yarın bir başkası çıktı. VEP çıktı, SEP çıktı veya BERA çıktı. Bunların tabii devamlı eğitilmesi gerekiyor. Onlara da sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin öyle her yerinde çalışsalar var. Da gelecekler nerede mi? Nerede çalışsa kurumlarına yazı yazacağız. 2 günlük izin alacağız. Ücretsiz bu eğitimleri vereceğiz. Çok güzel. Bu ömür boyu da devam edecek. Çünkü hakikaten kalite böyle yakalanıyor. Çünkü mezununuzun da up to date yapması gerekiyor. Kendini güncellenmesi, evet. Güncellemesi gerekiyor. Sağlık çok hızlı Biruni olarak, Biruni olarak böyle bir şeye sahip çıkacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi Biruni Edu.tr'de 25 bölümü bir elden görebiliriz bu durumda. Meslek yüksek okullarında hangi bölümler var? Hani bu 2 yıllıklar ve direkt ara eleman yetiştiren bölümler neresi? Lütfen o kaynağı kullanın. Oradan bir bakın. Pardon bir de bir şey lütfen eklemek hocam. İstiyorum. Çünkü şöyle bu sağlık bölümleri muhakkak tıp fakültesi olan, diş hekimliği olan, eczacılığı olan, sağlık bilimlerinin tam bütün branşları olan yerde olmalı. Çünkü sağlık branşları doluyor diye çeşitli üniversitelerden böyle bir
istek var ve açlığı yok da buna müsaade ama etti. Ama uygulamalı eğitim bunlar ama hocam. Yani bunun hastanesi olmayan bir üniversitede, sosyal bir üniversitede sağlık yapmak veya teknik bir üniversitede sağlık yapmak birazcık sıkıntılı olur çocukların geleceği açısından. Evet. Çünkü uygulama alanı, staj bulama. Evet. Şimdi başka hastanelere gönderiliyor. Başka hastanelerde sahip çıkmıyor tabii. Kendi öğrencisi olmuş oluyor. Ona arkadaşlarımız özellikle dikkat etmeli. Cihan Hocam, şimdi düz liseli arkadaşlarım hep yakınırdı. Evet. Bu meslek yüksek okullarını meslek liseliler dolduruyor diye. Bu sene YÖK ona bir çözüm üretti. Onu bir daha dinlendirelim mi? Bu bölümler işte geçen yıl olsaydı, konuşsaydık burada, derdik ki hep burada şu bölümlerin hepsini sağlık meslek lisesi öğrencileri dolduracak kontenjanları derdik. Evet. Ki nitekim öyle oluyordu. Yalnız bu öğrencilerin bir kısmı kayıt olmuyordu ve çok boş kontenjan boşa gidiyordu. Ek yerleştirmeyi kalıyordu vesaire. Evet. Genel lise öğrencilerinin çok şansı olmuyordu. Şimdi diyoruz ki kontenjanların %60'ı meslek liselere ayrıldı. 2 yıllıklarda ön lisans programlarında %40'ı da genel lise mezunlarına ayrıldı. Ve bunu ayrı ayrı zaten kılavuzda gösteriyor ÖSYM. Hı hı. İşte birinin üniversitesinden örnek vereceksek bu konuşulan elektro-nörofizyoloji bölümü için 27 tane sınavsız geçiş için kontenjan ayrılmış. 18 tane de YGS puanıyla geçilebilir kontenjan ayrılmış. O bu zaman şu demek, arkadaşlarım da şansı evet, çok burada. Puanla buraya öğrenciler YGS puanıyla da yerleşebilir. Dolayısıyla genel lise mezunları sağlık bölümlerine girme şansı bu yıl var. Evet, bu güzel haber. Evet, sınavsız geçiş de devam ediyor. Onlarda biraz daha tercih aralığını geniş tutmaları lazım bence sağlık meslek liseler ya da meslek liseler. Öyle neden? Çünkü %40'ı gitti. Çünkü %40'ı gitti. Eskiden çok kontenjan vardı. Kontenjan sınırlı olunca yapılması gereken şu. Zaten burada işte puan, ortaöğretim başarı puanları yazıyor. MTEP içinden alınıp alınmadığı yazıyor. Aralığı daha geniş tutmak, alternatif bir liste yapmaları daha yararlı olur. Tamam. Sağlık meslek liseli evet. arkadaşlarımıza uyarıyoruz. Bu sene listeyi daha marjlı, daha geniş yapıyorsunuz. Geniş yapıyorlar. Riske atmamak için. Genel lise mezunları, işte düz lise diyorsunuz siz ama işte Anadolu Lisesi olabilir, özel lise olabilir. Buradan mezun olan öğrenciler de 2 yıllık ön lisans programlarına girme şansları var. Bunu da böyle değerlendirmeleri gerekiyor. Benim de gördüğüm, Adnan Hocam'ın konuşmalarından anladığım artık branşlaşmaya gidiliyor sağlıkta anladığım kadarıyla. Evet. Eskiden genel bir isim altında işte teknisyenler yaparken işte ameliyat hizmetleri var, anestezi var, diyaliz. Onlar en çok tercih edilen ve çok da şey, dünya kadar bölüm var. Evet. Yeni tanımlandı aromatik bitkiler diye bir şey. Eskiden aktarlar vardı biliyorsunuz. Evet. Yani öyle bir kelime anlamı ona çıkıyor ama bunlar kozmetik sanayide acayip bir ihtiyaç var. Bize kozmetik sanayi dedi ki aromatik bitkiler açın. Biz hemen iş vereceğiz diye. Hmm. Yani ilaç firmalarında, yani alaylılar çalışıyordu. Kısmında üretim var, kısmında, değil mi ilaç fabrikalarında acayip bir ihtiyaç var. Hiç beğenmezlerse eczane kalfası olarak çalışıyorlar. Yani yardımcı eczacı olarak çalışıyorlar aromatik bitkiler diye. Bütün ilaçların hem içeriğini hem hazırlanmasını ve hem de sunumunu öğreniyorlar. Mükemmel bir branş. 2 yılda eczacı olmaya gerek yok. Gerek yok. Benim arkadaşlarım da optisyenlik okuyor hocam. Evet, optisyenlik. Son arkadaşlarından o kadar çok optisyenlik okuyan var ki. Tabii çok var. Optisyenlik ne demek? Optisyenlik şimdi aslında alaylılar yapıyordu. Bize şimdi 50 yaşında öğrencimiz var. Öyle yani mi? Artık devlet sertifikası olmayan yerlere yani gözlükçü diye tabir ediyorlar ama aslında gözlüğün A'dan Z'ye her şeyi yani kırıcılık kusuruna bakıyorlar. Gözlük çerçevesini hazırlıyorlar, odaklıyorlar. Ayrı bir meslek yani makinaları var. Hakikaten bir tornacı gibi düşünün yani tornadan tutun ta piyasaya satılışa kadar mükemmel bir meslek. Ama şimdi sertifikanız olmalısı olmadan gerekiyor. Almıyorlar. Bunları da 2 yıllık meslek yüksek okulunda okumaları gerekiyor. Dolayısıyla 50 yaşında alaylı öğrenciler kazanmış gelmişler onları okutuyoruz. Arkadaşlar 25 tane de bölüm var aslında az da değil. Bir de tabii ikinci, lütfen onlara bakın. Bir de tabii çalışan arkadaşlarımız var. Bir meslek sahibi, ikinci bir meslek olmak istiyorlar. İkinci eğitimi var. Saat 5'te başlıyor, 9'a kadar. Gündüz tamamen kendi işini, ekonomisini yürütüyor. 5'ten sonra da gelip ikinci meslek sahibi oluyorlar. Sen fizik tedaviyi bitirdin. Akşam saati de başka bir bölüm okuyup ekleyebilirsin. 5'inde fizyoterapi var mesela, 2 yıllık veya ergoterapi var. Dil konuşma var. Veya işte yani şey iş uğraşı terapisi var. 2 yılda onu mezun olup mükemmel. Aslında çalışanlara da hitap ediyor. Çok. Hele de İstanbul için çok önemli. Çok önemli. Evet. Peki bir arkadaşım demiş ki lisansta okurken aynı zamanda bu ön lisans programlarını okuyabilir miyiz? Açık öğretimden ya da uzaktan eğitimden okuyabilir. Öyle mi? Yani normal MEO'ya gidip okuyamaz. Orada okuyamaz. Hmm. Hep bunu da hani Eylül ayında yapmıştık ya evet programları. Hocam. Bir öğrenci
lisans programını kazanla gidip açık öğretimden, bu İstanbul Üniversitesi olabilir, Anadolu Üniversitesi olabilir, açık öğretim deniyor buna, gidip orada okuyabilir. Ama da, normal evet. İki örgün eğitimi bir arada yapamıyor. Hayır, yapamaz. Ama çift dalı yapabiliyor. Lisanssanız yani çift orada lisansta çift dal veya yan dal şeklinde olabiliyor. Evet. İlginç, çok da soru var, çok da ilgi var. Hani Biruni Edutere'de 25 bölüme bir bakın. Orada galiba çalışma alanları ile ilgili bizim zaten yaptığımız antoloji var, antolojimiz var biliyorsunuz. Evet. Orada da var o. Antolojiyi de inceleyin. Hangi alanlarda çalışıyorlar, ne iş yapıyorlar, ne kadar ihtiyaç var. Orada hep bölüm başkanları bize tüyolar verdi. Ciddi bir ipucu olacaktır diye düşünüyorum. Çok seviniyorum bu projeyi yaptığımız için Adnan Hocam. Tabii meslek çocuklar en azından iyi ki yaptık sizinle. Bazıları ama hiçbir şey bilmiyor. Yani ben diyor bir meslek seçeceğim ama mesleğin nerede uygulanır, bunların eğitimi nasıldır, bunların hocaları nasıl bir eğitim verir falan. Çok mükemmel bir şey oldu. Sağlıkla ilgili bir elektronörofizyoloji nereden bilsin ki? Hani geçen bir günde 10 bin kişi girmiş. Evet, bize de çok şu an korkunç bir izleniyor. Programa girmiş, evet. Desteğiniz için teşekkür ediyorum bir kere daha ekrandan. Şimdi Bursa Sema Yıldırım, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Sizde durum nasıl? Ben, ses iyi geliyor. Ben öğrenciyim de annem aramıştı. Sonra ben arayayım dedim. Evet, tamam. Yanlış isim çıktı yani. Benim MPH'de sıralamam 15.400. Tıp fakültesi düşünüyorum ama Van geçen sene 15.000'le almış. Biz Van'a kadar yazdık, Van Tıp'a kadar yazdık. Bir de hani kontenjan azalması, artması falan da var sanırım. İyi tıplarda, hani yukarıdaki tıplarda İstanbul'daki. Onlarda bir miktar azalma var ama bazılarında artma ve yeni tıp açılmaları da var. Bunu biliyorsunuzdur zaten de. Evet. İşte ben gelebilme ihtimaline karşı yazdım. Sonra da dişleri yazdım. İşte Ege Diş'ten, İstanbul'dan başlayıp Ankara'yı falan yazdım. Ve tercihimi dün yaptım yani, bitti. Benim sormak istediğim şey şu. Van tıpın gelme olasılığı ne? Hani bu oynama ne kadar olur? Ya da bir yukarıdaki tıplar olabilir mi? Bir de sizce kötü bir tıp mı yoksa iyi bir diş mi okumak daha iyidir? Bunu soracaktım. Tamam, onu da Adnan hocamıza sorarız. zannediyorum tıp fakültesini böyle ucu ucuna, hani ne olacağı belli olmayan arkadaşlarımın %90'ının kafasını meşgul eden soru Sema dillendirdi. Lütfen sonucu bekliyoruz. Nereye yerleştiğini öğrenmek isteriz. Yani çok sınırda... Kontenjanlar geçen yıllar hemen aynı. Geçen yıla göre aynı ama bazılarında bir düşmeler var. İşte 15.000'den almış, 15.400. Yani şöyle diyeyim, %50 bir olasılıkla olur gibi geliyor bana. İnşallah. %49'da olma. Ben öyle diyorum genellikle. Hani %51 olur. Çok sınırda çünkü. Biraz daha başarı sırası ne miyim işte 15.000'deydi. Biraz daha geri olsaydı o zaman %50 olur, %50 olmaz derdim. Yazıp sonucu görecek ama ben olabileceği kanaatindeyim. İnşallah. Yeni alacaklar da var İstanbul'da epey. İşte toplam kontenjan çok fazla ben geçen yıldan farklı olacağını düşünmüyorum. Yani bu yıla kadar 2012'de, 13'te, 14'te bir şekilde geriledi başarı sıraları. Mühendisliklerde oldu, diğer bölümlerde. Bundan sonra çok gerileceğini düşünmüyorum. Ha, bir de bu yıl çok talep var. Evet. Şu adaylar çok tercih yapıyor. Çok aday var. Önümüzdeki seneye çok bırakmak istemiyorlar. Biraz öyle bir yıl. Ama ben daha olumlu düşünüyorum. Diğer soruyu da Adnan Hocam'a bırakacağım. Adnan Hocam ne dersin? Ben şimdi tabii tıp konusunda... Kötü bir tıp mı, iyi bir diş hekimi dedi Sema. Kesinlikle ikincisi. Tabii bu konuda ben biraz farklı düşünmüş olabilirim ama gerçeğe böyle. Hangi meslekte olursanız olun orada bir farklılık oluşturmanız gerekiyor. Biz hekimler olarak yani hekimi de öyle, profesörü de öyle, hekim profesörler. Bizim ilk sorumuz hangi üniversiteden mezunsun? İkinci sorumuz hangi ihtisası yaptın? Dolayısıyla boynu bükük kalmamalı. Biz kongrelerde de onu görürüz. Ondan sonra ne bileyim işte toplantılarda da onu görürüz. Ne kadar başarılı olursanız olun sıradan bir tıp olduğu zaman boynunuz hep bükük kalır. Bu kesin. Bu algıyı yok etmek de kolay kolay bir 10 yıl 20 yıl içinde mümkün değil. Amerika'da da böyle. Dolayısıyla kesinlikle diş hekimliği. Kesinlikle diş hekimliği. İyi bir yerde diş hekimliği. Çünkü meslekleri elma armut gibi karıştırmamak lazım. Tıp başka bir şey. Beslenme başka bir şey, ergoterapi başka bir şey, dil konuşma başka bir şey. Dil konuşma olur, mükemmel bir dil konuşmacı olur. Bütün hekimler onu tercih eder. Evet, o zaman para da geliyor, başarı para da geliyor. Gelir, başarı da gelir, kubbede hoş seda da bırakırsınız, mutlu da olursunuz, çevrenize de faydalı olursunuz. Yoksa bir devlet hastanesinde işte sıradan bir yerden mezun oldunuz, boynunuzu bükük bir şekilde bir pratisyen bir hekim olmanın çok da mantığı yok diye düşünüyorum ben. Ben hayata öyle bakıyorum. İyi diş hekimliğine girebiliyor gibi gözüküyor. Hatta diş hekimliği değil, başka bir sağlık branşında en iyi olmak.
çok daha yani anlamlı diye düşünüyorum. Hangi branşı seçerse ne severse seçelim, tabii en iyisi olacak. Olsun. Siz evet. Mesela bu yıl tıbba ilk defa alıyorsunuz değil mi hocam? Evet, biz tıbba tabii keşke koysaymışız 10 bin kotasını. Biz şimdi diyor ki 11 bin gelecekse ben sizi yazmayacağım. İlk 100'den de işte 500'den 300'den de bayağı bir konuştuk. Biz tabii tıpta çok ayrı bir pathway çiziyoruz. Her tarafta 7 yıl, bizde 6 yıl. Bu çok önemli bir o şey. Çok önemli. Ben de Hacettepe'de tabii o yüksek puanlarla 7 yıl şey yaptık. 6 yılda hem de İngilizce ama bizimki biraz zor. Cumartesi dersler var. İşte ne bileyim yoğun bir program, diğer olsun programlar hocam, bir yıl da öyle. Hayata bir yıl kazanıyor. Evet. Dolayısıyla bize bayağı bir bu işi anlayanlar bizi tercih ediyor. İkincisi tabii hoca çok önemli. Evet. Ben Avcılar'da bir yerimiz vardı, kendi yerimiz. Dediler ki Avcılar'a A sınıf hocayı bulamazsınız. A sınıf öğrenci de gelmez. Muhakkak Topkapı'da veya ne bileyim Taksim'de ve Kadıköy'de olmalı üniversite dediler. Büyük bu önemli. Aynen öyle. Çünkü hastane. Tabii. Dolayısıyla Topkapı'da bizim yerimiz. Merkezde olması çok önemli. İyi hocanız olması, vizyonunuz olması ve çalışmanız evet. Önemli. Dolayısıyla Anadolu'da kusura bakmasın hepsi arkadaşımız bizim ama bir tıp fakültesinde örneğin 6 tane 7 tane hoca oluyor. 7-8 tane. Bunlar kimi yetiştirecek? Bizim sırf tıpta 42 tane branş var. Her birinden bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent hesaplayın 150 kişi. 150 tane tıp fakültesi öğretim üyesi olan kaç tane biliyor musunuz? 15'i geçmez. Evet. Onlar da kendileri çok iyi biliyor süre hangilerini bitti. Söylemek istediğim. Adnan Hocam ama bu tıp konusunu konuşalım. Çünkü tıp bu sene çok fazla soruluyor. Daha çok her ilgi sene. Var galiba. Biraz tıpı büyütelim isterseniz son programda. Onu iyi olur, biraz konuşalım. İyi olur konuşalım evet. Çok teşekkür ediyorum Adnan Hocam. Biz teşekkür ederiz. Pazartesi galiba sizinleyiz. Pazartesi yine beraberiz. Cihan Hocam şimdi saat 14-15 arası Twitter'dan evet. Soruları cevaplamaya devam mı? Hazırım. Hazır mısınız? Öğrencilere izledim. Soru akıyor. Evet sağ olsun bizi kırmıyor eğitim danışmanlarımız. Sevgili arkadaşlar 14-15 arası Cihan Hocam Twitter'da sorularınızı oradan iletin. Yarın aynı saatte bu ekranda yine uzman isimlerle sizi bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Oh.